CF Moto 450 SR Racing. Evet, CF Moto 450 SR ile getirmiş. Türkiye kullanıcıları için hemen şöyle bir yakından bakalım. Fren kaliperlerine Brembo diyor. Ön diski daha büyük, 120 milim herhalde. Ön çatallar zaten ters. Üzerindeki lastik de Pirelli. Yarış lastiği. Hiçbir iz yok. Full kauçuk buluyor. Evet. Yumuşaklığına bakalım. R17. -39 Newton gücü var. 49 beygir. -79,5 santim yüksekliği var. Sele yüksekliği alçak. CLX kadar. CLX'ten de alçak hatta. Sele yüksekliği. Şekilli, şüküllü yani her taraf. Üzerine oturalım. Benim tarzım olmayan bir motor. Yatık kullanılıyor. Evet. Buradan bakıldığı zaman 250 SR gibi ve R25 gibi. Şey bayağı yumuşak. Debriyaj. Ayarlı. Bunun manetleri değişik diğerlerinden. Şöyle bayağı yaklaşıyor yani. Öyle yüksekmiş. Dönüş çapı normal racinglere göre bayağı geniş yani. Şu şekilde şurada kalması lazım. Normalde ama bu gidon mesafesi, dönüş mesafesi iyi. 80 santim diyor mu? Evet. Burada ne var? Açma, kapatma, çalıştırma. Telli gaz. Ayarlanabilir manetler. Veya şekil. Evet. Değişik olmuş bu. Bu tarafta da şu ekranı açalım bir. Ekranı böyle. Giderken şu şekilde gideceğiz. Menüsüne bakalım. Şöyle geziniyoruz. Telefon bağlantısı. CF Moto Up for Navigation. Müzik. Ayarlar.
çıkış. Evet. Test gösterisi ki hız, devir, motor sıcaklığı, depo. Güzel kompakt bir motor. Girişi zaten belli. Aynalarına bakalım. Evet, aynalarda arkayı gösteriyor yani. Bu şekilde kapanıyor. Bu şekilde açılıyor. Aynalarla sinyaller bitişik. Evet, racing tip oturma şekli var. Yani motorun kaliteli olması, parçaların da pahalı olması anlamına geliyor. Mesela şu aynayı bir yere çarpıp kırdığı zaman insan hem ayna fiyatı hem de sinyal fiyatı. Ondan sonra ekranının büyük ve LCD olması, şekilli olması, ekranına bir şey olduğu zaman fiyatının pahalı olması anlamına geliyor. Grenajlar da hakeza aynı. Şuraya bir şey koymuşlar, rüzgarlık. Şöyle önden baktığımız zaman kanat. Gelen rüzgarı yukarı atacak. Aşağıdakini de çevirecek. Şuraya bir takoz koymuşlar. Takoz korumadık. Şunlar enteresan olmuş. Biraz daha geniş olsaymış daha iyi olurmuş gibi geliyor sanki. Şu plastik buradan şasiye bağlı mı acaba, ona bakıyorum. Şu plastikle güzel bir şekilde şasi iskeletleri kapatmışlar. Egzozu da fazla büyük değil. Gayet şekilli ve küçük. Şurası da enteresan. Telefonla bağlı. Bu bunu açıp değiştirebilirsin. Kulaklık da var. Aynen.